Fransa'da ikinci turu yapılan milletvekili seçimleriyle meclisin %75'i yenilendi. Daha da gençleşen mecliste kadın vekillerin sayısında da önemli artış oldu. Aşırı sol cephenin lideri Mélenchon meclise yeniden girmeyi başarırken Cumhuriyetçiler partinin kuruluşundan bu yana en düşük sandalye sayısını elde etti. Seçim sonrası mecliste oluşan aritmetiğe göre 2012 yılında 54 olan yaş ortalaması 48'e düştü. Yaş ortalaması partiler bazında boyun eğmeyen Fransa için 43.4, seçimleri kazanan Yürüyüş Hareketi için 43.5, aşırı sağcı Milli Cephe Partisi için 43.8 oldu. Bir önceki seçimlerde 155 olan kadın milletvekili sayısı ise 223'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Macron'un Yürüyüş Hareketi'nin %47'si, Seçim İttifakı yaptığı Demokrasi Hareketi'nin %46'sı, Milli Cephe'nin ise %41'i kadın vekillerden oluşuyor. Meclise girmeye hak kazanan milletvekillerin mesleki profillerine göre en fazla vekil 2012 yılında olduğu gibi yine yönetici grubundan çıktı. Serbest meslek, öğretmen, işçi ve çiftçilik mesleğine sahip vekillerin sayısında da artış oldu. Milletvekili seçimlerinde ilk kez bir öğrenci de meclise girmeyi başardı. Yaş ortalamasının düştüğü mecliste emekli vekil sayısı da aynı doğrultuda azaldı. 577 sandalyeli parlamentonun 424'ü ilk kez seçilirken katılım oranı %43 ile Fransa 5. Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde kaldı.